Burada nişan mı? Bu söz aslanım, isteme kahvesini yapıyorum. Söz isteme bir arada oldu. Evet. Koronadan dolayı 50 kişi geldiler bize. Biz de vardık. Evde yaptım. Organizasyon tuttum kendime. Burçlarınız ne ikinizin? Ben balık. Eşim de Eylül ayı. Ne oluyor tam burçlarla ilgilenmiyorum. Terazi galiba. Burcumu bilmiyor mu ama der. Ama şey ben çok ilgilenmiyorum o yüzden. Ben de hangi ay hangi neye denk geliyor onu bilemeyeceğim. Hoşuma gider burçlar ama. Ne kadar aldın şu istemedeki elbiseni acaba? O zaman 450 lira vermiştim. Uygun. Neler takıldı? Ben. İstemede bu kolyem takıldı ve kelepçem takıldı. Bir de söz yüzüğümüz takıldı. Tam tür. Gayet güzel. İstemede değil mi? Bir istemeye bunlar takıldı. Düğünü düşünemiyorum. Evet ben de. Düğünde nişanda... burada aslanım. Nişanda ne oldu? Bir de şu. Nişanda da bileziklerimi taktılar. Annem, kendi ailem, annem, babam kelepçe taktı gene. Bu nişanda giydiğin kıyafetini. Evet, nişanda giymiştim bunu. Pastamı da kendim yaptım aslanım. Evet, ya bak bebeği var ama bak görüyor musun burada? Hani hiç fark etmemiş, evet. Giyiyorsun eski kıyafetlerini. Evet. Çok azıcık dar geliyor ama. Çok azıcık. Bu elbisenin fiyatı ne kadardı? 450 liraya uygun, aldım ben. Şık. Uygun abi. Evet, teşekkür ederim. Arka fonu ne kadara yaptırdın? Onları 350 TL yaptırdım. Sözde, nişanda aynı kişide yaptırdım. Organizasyon tuttun galiba, evet, değil mi? Evet, isterdim ki salonda olsun ama maalesef imkan el tabii vermedi. Ki. Evde yaptım ben de. Olsun, güzel olmuş ablacığım. Ben de nişanlanırken korona zamanıydı benim de. Ben de çok sıkıntı çekmiştim. Bu da çeyizim aslanım. Çeyiz eve gelirken çektiğim bir video. Epey çeyiz olmuş. Evet, yaptım bayağı. Kendin mi çalıştın, hepsini ailen mi yaptı? Ya ailem de yardım etti. Kendim de yaptım. Nasıl denk gelirse. Bu da erkek tarafının bana getirdiği çeyizim. Erkek şey tarafı da iyi getirmiş. Adetler nasıl mesela sizde? Siz ne alıyorsunuz? Erkek tarafı ne alıyor? Çeyizde mi? Genellikle... Yatak odası. Yani onlar da ev olarak mı sormak? Yok hayır, mesela ev çeyiz oluyor ya. Kız tarafı yatak odasını öyle mi yoksa? Evi hazırlarken mobilyalardan kim ne alıyor? Mobilyalarda eşim aldı yatak odası, oturma odası. Biz günlük oturma odasını yapıyoruz Aslı'nın. Beyaz eşyada da bir tane alınıyor bizde. Halılar, o şeydeki günlük oturma odadaki bütün eşya bize ait. Ve mutfak. Mutfakta komple iç eşyaları bize ait. Kız tarafı mı alıyor her şeyi, anlayamadım ben. Yani mobilyalar, büyük eşyalar genellikle erkek tarafıdır. Tarafı. Evet. Küçük tencere, beyaz şey, küçük ev aletleri falan kız tarafına kız aittir tarafına bizde. Ait. Bu kına gecem mi? Evet, kına gecem. Paydışka mı oynuyorsun? Evet, şu an paydışka oynuyoruz. Hiç beceremiyorum onu. Ya siz açsanıza bir oynayın bakayım. Ben çok bakayım. Severim belki ama... burada bir oynatsak. İlk defa duydum. Ben çok oynarsın. Severim ama ben benim kınamda da çok... Oynayan yoktu, bilen oynanan, yoktu. Oynanan, oynanan. Sen biliyor musun? Ben Ramo. Ramo değil Ramo mi? Ramo şarkısı bu. Evet. Bursa'da falan çok oynanır Ramo. Evet. Çok eskilerde vardı. Ramo ve de paydışka var. Yok, paydışka değil bu. Yok, paydışka oynuyoruz. Bu paydışka. Hayır, Ramo. Ramo. Efendim, iki Ramo, iki paydışka. Evet, sol taraf kazandı efendim Ramo diyerek. Oynayışından anladık. Eda yani var ya, Allah elinizi versin. Ay ne bileyim, halaylarımız daha eğlenceli geliyor bana. Ay bu da çok eğlenceli. Eskiden kalmadı. Ben bunu Maslan'ım kız kıza yaptım. Arkadaşlarım arasında yaptım genellikle. Çok dediğim güzel. Gibi pandemi vardı. Çok aileler küçük bir... Aileler yok muydu? Aileler vardı. Büyükler vardı sadece. Birinci derecede büyükler. Ve genellikle arkadaşlarım, çok eğlendik. Çok güzel geçti. Kaç kıyafet giydin? Ben Bindal'la giydim ve kırmızı elbisem. Çok kıyafet değiştirmek istemedim. Çünkü o zaman kısıtlıydı süremiz. İki doğru. Saat içinde. Masrafları kim karşıladı kınadaki? Ben kendim. Yani çerezi, işte kınası, her şey. Her bize ait kınada. Salon evet. Ne kadara tuttu? Salon 2000'di. 2000 TL. Bir şey soracağım. Bindal'ın da türbanını neden değiştirmedin? Onu evde unutmuşum. Beyaz vardı. Aynen. Öyle bir talihsizlik yaşadım. Mavi kırmızı. Bir daha da kimseye gönderemedim. Ya, ben çok dikkat ediyorum. Haklısın, öyle şeylere. Öyle bir talihsizlik. Kötü durmuş üzerinde bayağı. Çok sırıtıyor ya. Ne olsun, olsun ama... Kiralıdaki gülümseme... Olsun o da. Aynen. Çok kiralık, daha önemli. Teşekkür ederim. Kiraladın galiba değil mi? Evet, kiralık. Kaç kiraladın? Toplam hepsi 6000 lira. Fazla İki kıyafet. İki kıyafet 6000 lira. Çok fazla şu anda. 3000
Özür dilerim, 5000 aslanım, 2000 bindallı, kına kıyafetim 3000. Güzel. Ama başım falan da dahil. Dahil. Içinde. Evet. Ha, türban evet. Da var. Kırmızı evet. Da türban yaptırdım, evet. Eda, anladım. Peki gelin elini açmıyor, yapıldı mı sizde yapıldı, de? Yapıldı, evet. Kıyımayeden hediye. Bir tane çeyrek taktı bana. İyi. Allah bereket ver. Ben bekledim gelsin diye gelince tabii açtı. Ki. Peki düğün ne kadar sonra oldu? Hemen akabinde mi düğününüz? Bu şeyde bir evet. Sene olacak. Ara vermeden... Gün gün yaptık hemen. Bir kına ve düğün hemen. Yorucu olmuyor mu? Hani çok hemen yorucu, arkasından, kınanın arkasından. Ben de öyle yaptım. Yani çok kötüydüm. Yorucu yani, ızdırap. Çünkü tavuk alma oluyor, ardından dinlenmesi gerekiyor, sabah erken kalkılıyor. Sizde bir tavuk alma mı oldu? Olmadı maalesef, o zaman yasak der şey. Bir de ben 3 gündür şey duyamıyorum. Ne? Bayram denk geldi mi hiçbirinize? Kurban bana. Bayramlarında bir ay sonra. Koyun süslenir. Gelin evlerine evet. Gidilir. Öyle evet. Mi? Adetler ha. Var var. Benim koç alınır. Evet koç alınır. Eline koç gider. Sana geldi mi? Bana gelmedi. Bana geldi. Bana geldi. Ben de o adetleri... Sana geldi mi? Bak gelmiş. Bana da geldi. Üç bayram geçti. O zaman üç... Koyun geldi. Koyun geldi. Evet. Üç tane mi geldi? Üç kere geldi. Her yıl... Vay, vay geldi. Sana. Ona gelmiştir. Ona bu açık göz biraz. Bu bazı gelinler gibi saf değil. Gerçekten açık göz. Olsun. Yok yok. Ben bazı... istemedim. Benim eşim sürprizleri çok sever. O yüzden. Koç sürprizi. Evet. Koç. Sürpriz. Ama bu yani, geleneklerde var. Gelenek canım. Ama sürpriz değil. Sürpriz. Eşi onun gelenekselci bir adam. Siirtli o. Siirtli. Sever mi? Öyle şeyleri. Sever öyle şeyleri. Siirt de adettir. Evet. Tabii. 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 Tillo mu? Tillo evet. Arap. Bak tamam. Araplarda kesin. Benim anneme de gitmiştir. Tabii tabii teyzelerime de. Sana geldi mi? Maalesef. O yüzden. Daha böyle konuşuyorum ya. Bana da gelmedi. Yalnız hissetmeyin kendinizi. İyi o zaman. Şimdi nikahınız galiba düğün yaptığınız yerde evet, kıyıldı. Evet aslanım. Bir evetlerinizi duyalım. Hayırlarınızı yalnız. Ay. Erkan Yolacı programı gibi oldu. Evet hayırlarınızı bir duyalım. Evetleri bir duyalım bakalım. Kimden güçlü bir ses gelmiş. Bakalım. Olarak ifade etmemek istiyorum. Eda ve hanımefendi, hiçbir baskı ve etki altında kalmadan kendi gönül rızanla Ali Can Beyefendi'yi bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Ali Can Gülüm Örtmez Beyefendi, siz de hiçbir baskı ve etki altında kalmadan kendi gönül rızanızla Eda ve hanımefendi'yi bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Eşin adı ne? Alican. Ay Alican yalnız sen evet deyince Alican almışlar. Gördünüz mü? Ne oldu? Ay canım benim ya. Çok temiz bir çocuk belli. Allah mesut etsin. Teşekkürler aslında. Gelinliğinizi kiraladınız mı? Evet hepsi kiralık. Ne kadar tuttu? Toplam makyajımla birlikte taçlar, küpeler kiralık hepsi. Hı-hı. 2800 lira. Uygun. 2800 TL. Evet. Uygun. Evet. Gayet uygun. İndirimdeydi. Normalde o öyle değil fiyatı. Salon aynı salon değil mi? Diğer kınayla olan. Yok. 2000. Bu farklı. Bu 1000 kişilik bir salon. Oo. Kaç kişi geldi? Ayakta kalanlar oldu aslanım. Çok gelen giden yok oldu. Artık. Takıp da gidenler oldu, geldi. Evet. Ne kadar takı takıldı? Yani toplam olarak erkek tarafı benim için soruyorsanız tam net olarak bilmiyorum. Toplamda. Toplam. Toplamda yani tam net bilmiyorum aslanım. Sen inanın. De hiçbir şeyden haberin yok. Takılar sende yok mu? Kim aldı takıları? Takılar yani bu bende hayır, olan. Hediyelik takılanlar. Dur şimdi ben bir şey sorayım. Eda dedim hiçbir şeyden evet, haberin yok. Evet Eda. Hiç merak edip sormadım hakikaten bunu merak ettiğim için soruyorum. Yani biz eşimle beraber saydık ama hani toplam kaç adet olduğunu tam birlikte net birlikte saydın ama unuttun. Evet. Evet. Ben evet. Meraktan çatlardım o bileceğim onu. Ya aslanım iki tane bilezik yaptık biz onu yani düğündeki takılarla. Paraları da balayında harcadık öyle söyleyin. Siz kendiniz aldınız şu, yani. Evet bunun birini kendi ailem taktı şunu zinciriyle evet. Birlikte. Şunlar da takıda takılanlar. Anladım. O şekilde değerlendirdik biz. Bayağı tutmuş. Sağ olsunlar. Sağ olun aslanım. Evet. Albümüm var mı? Albümüm var aslanım. Görebilir miyiz? İzninizle tabii, tabii getireyim hemen. Rica ederim hemen. Tatlım benim. Aslanım kuş yuvadan uçtu demek. Şöyle bak, bak bak. Kuş yuvadan uçtu diyorlar ha. Başka aileler. Bir yuvaya kondu. Evet. Bakın fotoğraflarına. Dış çekim değil mi aynı? Evet dış çekim özel bir platform. Ne kadara çektirdin? Toplam davetiyelerde içinde 1800 lira. Çok uygun. Aşırı. İki tane de küçük aile albüm var aslanım. Burası fotoğraf platosu. Evet, evet. Doğru. Stüdyo. Posterin de dahil mi? Evet, yatak odasındaki posterim de dahil.
uygun, çok güzel. Uygun. Çok güzelmiş, çok güzel. Çekim yerlerinizde. Evet. Teşekkür ederim kızlar. Gelinliği daha iyi değil mi? Burada belli oluyor. Evet. Asil duruyor gelinliği güzel. De çok güzel. Ay canım, yakışmışsınız birbirinize. Teşekkür ederim aslanım. Allah mesut etsin, amin. Mutlu etsin. Hepimiz inşallah. Balayına nereye gittiniz? Balayına Alanya'ya gittik. Bir hafta yaptık tatil. Nasıl geçti? Çok güzeldi. Tatil hiç güzel olmaz mı aslanım? Balayında unutamadığın bir şey var mı? Balayında çok unutamadığım bir şey yok açıkçası. Çok sıradan mıydı yani? Sıradan değil. Otelden çıkmadık. Otelde her şey mevcuttu. Her şey orada. Yedik içtik. Çok güzel. Dinlendiniz. Evet, çok güzeldi. Yorgunluğunuzu attınız. Peki bir tanem, her şey için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben artık puanlamaya geçmek istiyorum, hazırsanız. Hazırız. Hazır mıyız? Geçelim, hazırız. Puanlamadayız.